Herkese merhabalar. Öncelikle iyi pazarlar diliyorum. Bu bilim dolu günü bizimle paylaştığı için saygıdır ailesine de çok teşekkür ediyoruz. Virüsten Biyoteknoloji olarak da bize yer verdiğiniz için ayrıca teşekkür ederim. Ee, bahsettiğiniz gibi ben İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde doktor öğretim üyesi olarak görev almaktayım. Ancak bugün akademisyen kimliğimle değil, şirket kimliğimize Virüsten Biyoteknoloji'yi sizlere tanıtma fırsatı buldum. Ve bununla ilgili bir sunum paylaşacağım birazdan. Çok teşekkür ederiz katırım, katılımınız için tekrar. Ben teşekkür ederim. Sunumuma başlıyorum. Ee, arkadaşlar, Virüsten Biyoteknoloji, TÜBİTAK 15-12 Tekno Girişim Sermaye desteğiyle kurulmuş bir startup şirketi aslında. Yaklaşık bir sene önce kurduğumuz bu şirket, Boğaziçi Üniversitesi Teknopark bünyesinde kurulmuştur. Virüsten Biyoteknoloji'nin e, aslında öne, ben Deniz Ayca Zeynep İlter, hem kurucu üyesi hem de Scientific Chief Officer olarak geçen aslında bilimden sorumlu e, Üyesi olarak görev almaktayım. Biz bu teknogelişim sermayesi çalışmalarına başlarken bu projeleri alırken aslında bize her şeyden önce ekibin çok ciddi bir önemi olduğundan bahsedilmişti ve biz de kurduğumuz ekiple aslında bu yolda ki başarımızı birazcık daha kolaylaştırmış oluyoruz bence. Ben Deniz Ayca Zeynep İltar olarak sol tarafta görmüş sağ tarafta görmüş olduğunuz işin bilimsel koordinatörlüğü kısmını yönetirken aynı zamanda ee, diğer hocalarımızdan aynı zamanda öğretim üyesi olan e, Özgür Tataroğlu da aynı şekilde bilimsel koordinatörlüğünü yapıyor ve de çok kıymetli hocamız Profesör Doktor Erdal de bizim şirketimizin bünyesinde bizlerle beraber görev alıyor. Öncelikle bu şirket ne Virustem ne üretiyor. Virustem arkadaşlar gen düzenleme ya da gen manipülasyon ürünlerini üretmek üzere kurulmuş bir şirket. Bu şirketi aslında kurarken e, Nelere dikkat ettik? Öncelikle dediğimiz gibi ekip bizim için çok önemliydi. Ben hücre biyolojisi üzerine doktoramda çeşitli çalışmalar yaptım. Doktor sonuç çalışmalarında da CRISPR üzerine çalışma fırsatı buldum. Aynı şekilde diğer kurucu ortağımız Özgür Tataroğlu moleküler klonlama kısmında uzun yıllar yurt dışında deneyimleri olmuştur. Erdol hocamızı zaten anlatmamıza gerek yok. Erdol hocamız bizim bu gen düzenleme ürünlerini, oluşturduğumuz gen düzenleme ürünlerini bir sonraki aşamada klinik olarak ya da klinik hayata nasıl geçireceğimizle ilgili bize oldukça ciddi imkanlar ve bir know-how sağlamaktadır. Şirketimizin genel yapısı bu. Aslında uzaktan bakıldığında çok ağır akademisyenlerin olduğu bir şirket gibi gözüküyor. Gözüktüğü gibi değil arkamızda bize destek olan onlarca başka profesyonel olarak çalıştığımız, kolaborasyon yaptığımız şirketler ve bizimle çalışan tabii ki öğrencilerimiz de bulunmaktadır. Şirketin aktif olarak bünyesinde çalışan olarak da görev almaktadırlar. Şimdi gen düzenleme deyince ben bu birazcık şirket sunumu sizi akademik hayattan birazcık daha işin ürün boyutuna göndermek istiyorum. Çünkü akademik olarak gerçekten Türkiye'nin altyapısında çok üst düzey hocalarımızın olduğu ve Türkiye'nin aslında cihaz olarak, altyapı olarak, imkan olarak hiçbir şeye ihtiyacının olmadığını biliyoruz. Fakat bir ürünü, yani bir çalışmayı ya da bir yaptığınız materyali ürüne getirmek bambaşka bir proses ve bambaşka bir disiplin istiyor. Biz bu yola nereden çıktık? Biz gen terapi ya da gen düzenleme marketine şöyle bir baktığımızda aslında tabii ki bu en başta CRISPR'la ortaya çıktı bildiğiniz üzere. Jennifer Doudna ve Emmanuel Charpentier'ın Nobel ödülü aldığı CRISPR gen terapi konusunda bizlere çok hızlı bir ivme kazandırdı. Neden diyecek olursanız bundan önce kullanılan meganükleazer, telenler ya da zinc fingerler oldukça etkili olmasına rağmen proses yani yapım aşaması çok ciddi emek istediği için çok hızlı ilerleyemedi bu kısımlar. Ama CRISPR tabii ki biraz daha etkinliği düşük olmasına rağmen bize çok hızlı bir ilme kazandırmayı sağlıyor. Biz genel olarak market analizi yaptığımızda bu marketin yaklaşık şu görmüş olduğunuz İngilizce bir terim ama compound annual growth, annual growth rate dedikleri yıllık ortalama büyümesinden bahsettik. Yıllık ortalama yüzde 40 büyüyen çok büyük bir market geldi karşımıza. Tabii ki dominant pozisyonda Amerika'yı görüyoruz. Daha sonra Avrupa ve Orta Asya şeklinde diğer ufak tefek e, nasıl diyelim startupların, biyoteknoloji firmalarında bu alana yatırım yaptığını görüyoruz ama Tabii ki Amerika'yı birazcık daha göz önüne aldığımızda CRISPR Therapeutics gibi ya da e, ki co-founder'ları bunların ya Emanuel Sharpenter ya da Intelle gibi co-founder'ı Jennifer Doudna'nın olduğu çok büyük firmaların milyar dolarlara yakın bir e, değerlerinin olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda biz bu çalışmaları yaparken e, bunun çok daha ilerleyen büyüyen bir market olmasının yanı sıra kullanılan bu gen terapi ürünlerinin kullanıldığı aplikasyondaki yerlerine de baktık ve CAR-T gibi hücresel tedavilerde biliyorsunuz ki antijen reseptör T hücre tedavisi şu an kanser hücrelerine karşı oluşturulan en önemli gen terapi ürünlerinden bir tanesi bu tedavinin yaklaşık bir dozunun 375 bin dolardan başlayan çok büyük fiyatların olduğu ve bu gen düzenleme için Kullanılan aracı vektörlerin ki bunlardan bir tanesi lentivirüs yaklaşık 50 bin dolar gibi çok değişik <laughs> diyelim çok büyük fiyatlarda olduğunu gördük. Bizim kendi rakiplerimize bak baktığımızda ise daha çok hani research grade olarak e, yaptığımız e, çalışmalarda ABM, Go, Thermo, Horizon gibi e, şirketlerin ise virüsleri tabii ki çok daha farklı fiyatlara sattığını gördük. Peki bizim bu marketteki aslında TÜBİTAK projesini yazarken de çıkışımız buydu. Bizim bu markete Türkiye olarak katkımız ne? Markete hiçbir katkımız yok şu anda. Bilindiği üzere yani bizim bildiğimiz kadarıyla gen terapi ürünlerini yapan e, nadir şirketlerden bir tanesi. Muhakkak kurulmakta olan şirketler, e, hocalar veya arkadaşlar vardır ama şu anda bildiğimiz kadarıyla ...ilklerden bir tanesiyiz diyebilirim. Stratejik olarak pozisyonumuza baktığımda... ...bu en son Nature'da çıkan bir makale... ...gen terapide... ...basitçe bakalım... ...nerelerde makaleler basıyor, yılda ne kadar... ...ya da beş yılda ne kadar makaleler diye... ...basılıyor diye baktığımızda Türkiye'nin... ...şu mavi gördüğünüz yaklaşık... ...10 paper'dan fazla... ...yani biz tabii araştırdığımızda... ...25'ten fazlasını bulamadık. Gen düzenleme, CRISPR, gen düzenleme araçlarının... ...yaklaşık Türkiye'deki makaleye dönüştüğü kısım yılda belki 20-25 makale ama tabii ki Avrupa'ya ve daha sonra Amerika'ya baktığınızda bu gittikçe artıyor. Aslında Avrupa'da yeni yeni gördüğünüz gibi başlıyor gen terapiye ve gen düzenleme araçlarına olan ilgisini yeni yeni arttırıyor. Tabii ki Amerika'da iş çığırından çıkmış durumda. Herkes almış başına gitmiş birçok startup şirketi şu an gen düzenleme ürünleri üzerinde çalışıyor. Peki diyeceksiniz ki bizim tabii bu şirketi kurarken ee, önce bir pazar analizi yaptık. Türkiye'deki çok kıymetli hocalara sorduk ve şöyle bir tepki aldık. Tepki de diyelim demeyelim yorum. Yani işte biz laboratuvarda yapıyoruz buna ne ihtiyacımız var? Şimdi bunun en çıktığı, en yüksek noktada çıktığı ve kullanıldığı yer Amerika'ya baktığınızda burada da muazzam bir e, şirket potansiyelinin olduğunu görüyoruz. Demek ki bunu laboratuvarda yapmak değil ama ürün haline getirip herkesin yapımına sunabilecek bir kapasiteye sahip startup'ın yeri olduğunu gördük. Şimdi gen terapi deyince birazcık akademik olarak anlatalım. Gen terapi deyince ne diyoruz? Aslına bakarsanız temel olarak gen terapi e, en başında ya somatik hücre terapisi vardır ya da e, e, germline dediğimiz sizin üreme organlarınıza yaptığınız terapiler olabilir. Fakat e, üreme organlarına herhangi bir değişiklik yapamıyoruz etik kuruldan ötürü. Daha çok somatik hücreler üzerinde gen tedavi ürünlerini kullanabiliyoruz. Bunların da iki türlü aplikasyonu var. In vivo yani siz bu gen tedavi ürünlerini in vivo yani direkt damardan hastaya sistemik olarak verebiliyorsunuz. Ya da hastanın hücrelerini alıp dışarıda değiştirip gerekli hastalığa e, uygun bir şekilde manipüle edip sonra gerekli tabii ki safety konsörlerine hepsini bütün analizlerini yaptıktan sonra hastaya geri verebiliyorsunuz. Gen terapinin metotları ve aplikasyonlarında böyle çalışmalar var. Şimdi ben normalde bunu aynı zamanda tıp fakültesinde öğrencilere seçmeli ders olarak da anlatıyorum. Tabii bunu böyle ders slaytlarını hazırlarken çok ilginç bir şeyle karşılaştım. İlk defa e, Intelia Therapeutics sanırım Jennifer Donna'nın co-founder olduğu ilk defa in vivo CRISPR tedavilerine başladılar. Tabii burada taşıyıcı maddelerin, nanopartiküllerin öneminden çok bahsediyorlar. Biz genelde gen terapi ürünlerimizi taşıtmak için çeşitli vektörler seçiyoruz. Bu vektörleri seçerken de etkinliğini yüksek olarak bildiğimiz viral vektörleri kullanıyoruz. Biz şirket olarak şu an viral olmayan ve aynı zamanda viral olan gen terapi ürünlerini hizmete sunmuş durumdayız. Virüs olarak da arkadaşlar genellikle lentivirüsleri kullanıyoruz. Neden lentivirüs, neden AAV değil? Adana asosiyel virüsleri de oldukça duymuşsunuzdur. Belki konuşmalar sırasında hocalarınız da bahsetmiştir. Fakat 2021'de çok önemli bir çalışma yapıldı yaklaşık e, köpekler üzerinde yaptıkları bir çalışma, hemofili hastalığı üzerine ve yaklaşık 10 yıllık bir follow-up projesi. 10 yıl boyunca hemofili hastalığını tedavi ettikleri köpeklerde EEV ile e, bakmışlar ve ondan sonra hiç sevmediğimiz, insertion mutagenes dediğimiz, aslında EEV'de hiç görmeyi beklemediğimiz bir yan etki bulmuşlar. Çünkü adana asosiyo virüslerin kullanmasının en büyük özelliklerinden bir epizomal, yani genoma entegre olmaması. Ancak yapılan çalışmalar şu anda birazcık işin daha farklı boyutlarına olduğunu gösteriyor ve safety bizler için bambaşka bir konsörün haline geldi. Artık safety'yi daha fazla düşünmek zorundayız. Bununla beraber Adana-Asaşiye virüslerde SMA gibi, DMD gibi bir sürü hastalıkların tedavisinde kullanıldığını muhakkak duymuşsunuzdur. Ancak bu şirketlerin yapısı çok farklı. Adana-Asaşiye virüslerin... Large scale dediğimiz biyoreaktörlerde üretimi birazcık zor virüsler. Çok yüksek miktarda üretilmesi gerekiyor. Aynı zamanda kapsit engineering dedikleri yapısının da sürekli değiştirilip uygun hastalığa doğru nasıl diyelim size sürekli engineer edilmesi gerekiyor. Bu yüzden çeşitli kısıtlamaları ya da kullanım alanlarında birazcık daha zorlukları var. Fakat lentivirüslerin böyle zorlukları olmadığını söyleyebilirim. En azından şimdilik. Peki biz ne ofer ediyoruz? Biz şirket olarak hangi ürünleri sunuyoruz? Arkadaşlar biz sadece bir yıllık bir startup şirketiyiz ve bir yılda birden yani yaklaşık dokuz tane ürün, beş tane de hizmeti kullanıcılarımıza, müşterilerimize sunmuş durumdayız. Bu ürünler neler? CRISPR tabanlı vektör plazmitleri ya da lentivirüsleri verebiliyoruz. Yüksek miktarda CAR-T, CAR-NK gibi minoterapide kullanılan hücrelerin üretimi için gerekli olan yüksek miktarda lentivirüsleri üretebiliyoruz. Kendi lentiviral title kitimizi yapıyoruz. Bu çok önemli. Bizi aslında diğer şirketlerden ayıran bir şey. Yani yurt dışından alıp modifiye edip müşterilerimize satmıyoruz ya da böyle bu şekilde bir aracı değiliz. Bizim şirket olarak en büyük amacımız her şeyi kendi içinde yapabilen biyoteknolojik olarak yetkin kendi kendine yetebilen bir şirket olmak. Lentiviral Tartar Kit'in de aynı şekilde kendimiz oluşturuyoruz. Tabii bunun için kullanılması gereken enzimleri de upcoming product'lar olarak yazdık. Şu anda üretiyoruz. Kendi laboratuvarımızı, şu an tak polimerazımızı kullanıyoruz. Fakat çeşitli mutasyonlarla birazcık daha stabil hale getirmek için ve farklı metotlarda kullanabilmek için de e, upgrade ediyoruz. Bunların haricinde protein ekspresyon analizi yapmak isterseniz genel lentiviral vektörleri ve virüsleri sunabiliyoruz. Viral sistemleri kullanmadan non -viral vektörleri de aynı şekilde sunabiliyoruz. crispr nakat cell line'ları yapabiliyoruz tabii ki ama kanser hücresinde bile bir sürü farklı değişimler var. Ama biz şirket olarak belli başlı kanser hücrelerinde size nakat cell line'ları sunabiliyoruz. Ve bunun haricinde Türkiye'deki en büyük problem belki de karşılaştığımız şey güven. Türk ürünlerine karşı bir güven eksikliği söz konusu. Tabii ki geçmişimize de baktığımızda bunu anlayabiliyorum neden olduğunu. Biz bu algıyı kırmak için müşterilerimize lentiviral e, bir e, lentiviral test kitleri sunuyoruz. CHP ile işaretli olsun, Luciferazla ile işaretli olsun yaptığımız lentivirüslerin etkinliğini görebiliyorlar. Bunların haricindeki ürünlerimize baktığımızda Viralize dediğimiz RT ve QPCR compatible bir solüsyon geliştirdik. Viral DNA ve DNA izolasyonu sırasında. Nanodrobo compatible native protein isolation buffer geliştirdik. E, müşterimize özel SCRNA yani rehber DNA dizaynında yardımcı olabiliyoruz. Vektör mutajeniz vektör dizayn ve klonik gibi bir sürü moleküler biyoloji tabanlı hizmetlerde müşterilerimizin yanınızda oluyoruz. ...şöyle ki butik bir e, gen düzenleme şirketi olmasının en büyük avantajı... ...bize her zaman ulaşabiliyorsunuz. Bizden her zaman e, bir destek alabiliyorsunuz, konsulting alabiliyorsunuz. Projelerinizi geliştirmenize bir telefon ya da bir e-mail uzaklığınızda... ...aynı zamanda da aynı saat diliminde içinde olduğunuzu belirtmek isterim. Tabii ki yurt dışı firmalarına göre fiyatlarımız da bu nedenle... ...kendi içimizde ürettiği için, dışarıya daha az bağımlı kaldığımız için daha uygun olduğunu da söyleyebilirim. Güven kazanmak bizim için en önemlisi. O yüzden birazcık datalarımı paylaşmak istedim sizinle. Biz bu yaptığımız ürünlerde sağ tarafta görmüş olduğunuz HEC 293T hücrelerine ürettiğimiz lentivirüsleri verdik. Ve lentivirüslerin yüksek MOI dediğimiz yüksek virüs miktarı hücre oranında dahi lentivirüslerimizin hücrelere bir toksik etkisi olmadığını, GFP virüslerimizin ışıl ışıl parladığını gördük. Hatta laboratuvarda bunun esprisini bile kendi aramızda yaptık. Şurada görmüş olduğunuz e, GFP'li hücrelerimiz, burada görmüş olduğunuz GFP'li olmayan hücrelerimiz o kadar belirgin GFP ışması alabiliyoruz. Miktar olarak baktığımızda lentiviral test kitimizde kullandığımızda e, oldukça yüksek oranlarda yaklaşık 1 çarpı 10 üzeri 7 oranlarında lentivirüsleri elde ettiğimizi görüyoruz ancak bu small scale'de yani ufak miktarda yaptığımız ürünlerde bunları şu anda 10 üzeri 9, 10 üzeri 10'a kadar çıkarttığımız suspension culture'larda üretebiliyoruz arkadaşlar. Kanser hücreleri kolay ya kök hücreler diyecek olursanız tabii kök hücre bizim için çok iyi. benim için özellikle çok yeni bir alan. Bu alanda bizimle çok ciddi tecrübelerini paylaştı Erdoğan Hoca ve kök hücrelere herhangi bir e, manipülasyon yapmak oldukça zor çünkü hücrelere yaptıktan sonra hücreler büyümüyor. Hücrelere yapıyorsunuz, seçilimlerini yapıyorsunuz, bütün deneylerinizi yap yapıyorsunuz. Gayet güzel her şey giderken bir anda hücrelerinizin büyümediğini, farklılaştığını, yapısının değiştiğini görüyorsunuz, özellikle. Edat Mezan Kayması Temsel dediğimiz Vartoncu elden elde edilen, Umbilical Cord'dan elde edilen, Adipoz Doku'dan elde edilen mezan kemal kök hücreler değişimi oldukça dirençli. Fakat biz şirket olarak hem kolay manipüle edilen hücrelerle hem de hocamızın bize verdiği bu know-how sayesinde zor manipüle edilen hücrelerle ürünlerimizi her daim test ediyoruz. Kendimiz test etmekle kalmıyoruz. Ortaklaşa kurduğumuz organik bağımız olan veya olmayan bağımsız diğer şirketlere de ürünlerimizi test etmesi için imkanlar tanıyoruz. Bu bizim için önemli bir slayt. İlk yaptığımız ürünlerin etkinliğini göstermek istedik aslında. Bizim test çalışmalarımıza kullandığımız BTM diye beta, beta 2 mikroglobin diye bir gen var. Bu geni nakat etmek istedik farklı hücre hatlarından. Ve farklı hücre hatlarında nakat ederken birden fazla SCRNA kullanarak her zaman bunu yapıyoruz. Müşterilerimize de bunu öğreniyoruz. Çünkü SCRNA'leri tek bir SCRNA kullandığımızda CRISPR'ın en büyük e, negatif drawbacklerinden biri olan diyelim... Off target etkisini görebiliyorsunuz. Bu etkiyi görmemek için de birden fazla SCRNA ve kontrol SCRNA ile deneylerinizi çok daha düzgün bir şekilde dizayn etmenizi öneriyoruz ve bundan ilgili de her türlü danışmanlık hizmetimizi veriyoruz. Yaptığımız ürünlerde şurada wild type proteinlere bakabilirsiniz. Hem hek hücrelerine hem de ACT 116 hücrelerinde yaptık. Bu iki hücre hattını seçmemizin sebebi ACT'lerin near diploid dediğimiz daha çok yani allel yapısı bize benzeyen hücreler fakat kanser hücreleri hekler ise o allel yapısı bizden çok farklı. Bu yüzden de aynı gen dahi olsa e efficiency'ler dediğim efficiency'ler oldukça fark edebiliyor. Biz bu yaptığımız deneylerde e hek hücrelerinde ya da ACT hücrelerinde gördüğünüz gibi oldukça yüksek oranda knockout e etkinliği bulmayı başardık. Aynı zamanda deneylerimizi hem Western Blot'ta hem Flow Cytometry ile hem de Real Time sürekli konfirme e, edebiliyoruz laboratuvarda. b 2 ekspresyonuna genel olarak baktığımızda dizayn ettiğimiz SCRNA'lerin aslında yaklaşık %100, %100 demeyelim ama %90 ve üzeri etkinliğinin olduğunu, tabii ki diploid, yaklaşık diploid hücrelerde çok daha iyi gördüğünüz bu etkinliğin hack gibi birazcık daha kromozom yapısı farklı hücrelerde etkinin azaldığını görüyorsunuz. Burada da müşterilerimize single clone hücre hattı yapım hizmeti sunabiliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi biz bu hücrelerden single clone'lar aldık, laboratuvarımızda büyüttük ve knockout hücre hatlarımızı oluşturmayı başardık. Benim e, ürünlerimiz ve virüsten ile ilgili anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Eğer bana sormak istediğiniz bu toplantıdan sonra başka sorularınız varsa bize her zaman ulaşabilirsiniz. Web sitemizden bizi takip edebilirsiniz. Bizlere e-mail atabilirsiniz ya da bizi LinkedIn'den, e, LinkedIn'den de aynı şekilde takip edebilirsiniz. Bana bugün ürünlerimizi, yapımızı, şirketimizi anlatma fırsatı veren saygı dirayetine tekrar çok teşekkür ediyorum. Onların verdiği izinle beraber e, akademik kimliğimi kullanarak da tekrar bir hatırlatma yapmak istiyorum izninize. Profesör Doktor Erdal Karaöz hocamızın başkanlığında biz bir kökücü ve doku mühendisliği sempozyumu düzenledik ve burada ilk gün kök hücrenin ile alakalı klinik bilgileri paylaşırken ikinci gün ise 3D bioprinting e, Tişi Engineer ve CRISPR e, ile alakalı birçok oturumumuz olacak. Yurt dışından katılımlı hocalarımız olacak. Türkçe olan bu sempozyuma bazı oturumları hariç katılmanızı e, tavsiye ederim. Aynı zamanda workshop çalışmalarımız da olacak arkadaşlar. Tekrar teşekkür ediyorum ve sorularınızı bekliyorum. Hocam öncelikle biz çok teşekkür ediyoruz. Bugün aramızda olduğunuz için, bu güzel sunumunuz için gerçekten çok açıklayıcı bir sunum oldu. E, ayrıca kongre için de tebrik ederim sizlere. Çok güzel görünüyor. Umuyorum katılacağız bizler de. E, bu arada ben de tekrar hatırlatmak isterim. E, şu anda Profesör Doktor Erdal Karaöz hocamız da bizlerle birlikte. Bizi yalnız bırakmayıp bugün e, aramızda olduğu için ona da çok teşekkür ediyoruz. Ben size izninizle e, gelen soruları iletmek istiyorum. Tabii ki. Hocam ilk sorumuz gönüllü stajyer alıyor musunuz? Aradığınız özellikler nedir? Arkadaşlar gönüllü stajyer almayı çok istiyoruz. Korona olmazsa çok memnun olacağız bu durumdan. Ee, Arge laboratuvarlarımız Erdal Karaöz hocamızın da bilgisi dahilinde tabii ki stajyerlere her zaman kabul ediyoruz. Kapımız açık. Sadece şu an gerçekten korona yüzünden nasıl bir kontrol sağlayacağımızı bilmiyoruz. Ama bu korona birazcık hafiflettiğimiz anda stajyerlerimiz için her türlü imkanı açığız. Bize istediğiniz zaman mail atabilirsiniz. Aradığımız özellikler ise sadece ilgili ve meraklı olmanız ve açıkçası laboratuvar düzeni bizim için laboratuvar huzuru çok önemli. Bu huzurda laboratuvarda arkadaşlarınızla iyi geçinebileceğiniz, bilimle zevk alabilecek arkadaşları arıyoruz sadece. Çünkü biz gerçekten bu klonlama deneylerini yaparken inanılmaz eğleniyoruz. Çok çalışıyoruz. <laughs> Gecelere kadar herkesin olduğu gibi. Ama zevk alabileceğiniz ve ee, güzel geçirebileceğiniz bir ortam sağlamak istiyoruz size. Buna uyumlu olan arkadaşları da bekliyoruz. Çok e, farklı CV'ler aramıyoruz. Sadece uyum ve ilgi. Bizim için bu ikisi yeterli. Çok teşekkür ediyoruz hocam. İzninizle biz sayfanızda paylaşıyor olacağız zaten <laughs> soran arkadaşlarımıza. Ee, devam ediyorum. Ee, hocam ikinci sorum bir knockout lan yapmak ne kadar sürüyor ortalama? Bir İstediğiniz var. genle alakalı olarak değişiyor ama biz ürünlerimizi maksimum 6 hafta içerisinde teslim ediyoruz. Siz bugün bir şirkete ihale üzerinden bile bir alım yapsanız, çıksa etse gelse, o gümrükte takılsa vesaire iki aydan önce hiçbir zaman alamazsınız. Biz 6 haftada ürünlerimizi teslim edebiliyoruz. Onun haricinde de dediğim gibi biz her zaman bize ulaşabileceğiniz bir servis sağlıyoruz. bu kalp selline ya da vektörlerinizi dizayn ederken bunu herkes söylemez arkadaşlar. Atıyorum bir karti vektör dizayn edeceksiniz ve bu vektör dizayn ederken CMV promoter yerine EF1 alpha promoter neden kullanmanız gerektiğini size hiçbir şirket söylemez. Ama biz bu hizmetimiz dahilinde sizi projenize uygun şekilde yönlendirebiliyoruz. E, hocam bir sonraki soruma hemen geçiyorum izninizle. E, CRISPR-Cas9 konstratlarını kök hücreye nasıl e, veriyorsunuz, iletiyorsunuz gibi bir soru var. E, çok de denedik. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten inanılmaz sıkıntılar da yaşadık fakat daha sonra e, farklı e, bize ait metotlarla. Ve benim birazcık hücre biliyor olmam Erdol hocamızın kök hücre alanındaki bu uzmanlığın sayesinde medium kompozisyonlarını değiştirdik virüslerin e, tabii ki kök hücre için ürettiğimiz virüslerin e, saflığı çok daha farklı oluyor virüsleri üretimini de bir optimizasyonlar yaptık sonra bu ikisini birleştirdik şimdilik bu kadar bilgi verebilirim sanırım hani akademik olarak anlatmadım olarak, akademik olarak anlatsam benim tuşuma bassanız her şeyi söylerdim zaten yani. <laughs> bir sonraki sorumuzu sorayım hocam ee, ve son sorumuz olacak sanıyorum ki ee, Hücre hatları geçici mi yoksa satın alındığında sürekli olarak labda çoğaltılabilir mi? Bu nokta bir noktadan sonra ölüyorlar mı yoksa infinity çoğalabilen hücre hatları mı? Kanser hücre hatlarında böyle bir problemimiz olmuyor. Kök hücre hatlarında da olmuyor. Aslında burada şeyi söylememiz lazım. Şimdi CRISPR uyguluyorsunuz, lentivirüslerle yaptığınızda bu transient stable bir cell line oluyor. Çünkü lentivirüsler genoma entegre olabiliyor. Transient değişimlerde yapabilirsiniz ama yaptığınız knockout CRISPR bir kere o genin egzonunu bozduktan sonra geri gelmiyor. Sadece siz orada koyduğunuz plazmik genomunuza entegre olmuyor. Yaptığınız işlem aynen orada kalıyor. Fakat hücreyi pasajladıkça elbette efficiency değişebiliyor. Biz lentivirüslerle stable knockout cell line'leri müşterilerimize verebiliyoruz. Ve e, herhangi bir ölüm de yaşamadık şu zamana kadar. Arkadaşlar biz e, yaklaşık e, belli bir hibe alarak bu işe başladık. Tabii startupların en çok unuttuğu şey karlılıklarını hesaplarken herkes artı hibe olarak düşünüyor. Aslında eksi olarak hesaplamanız gerekiyor. Biz neredeyse bu hibeyi kapatacak kadar bir kâra geçtik. Bir senede sadece yaptığımız yan ürünlerden oldukça e, kendi açımızdan bir startup olarak iyi bir e, karlılık yükselmesine doğru ilerlediğimizi düşünüyorum açıkçası. Hocam gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Sizi tekrar görmek de çok güzeldi. Benim için de öyleydi. Evet, çok Dediğim gibi biz sizin sayfanızı da iletiyor olacağız tekrar soran arkadaşlarımıza. Görüşmek Zamanı da geçtiysem iyi. kusura bakmayın lütfen. Çok teşekkür ediyorum bu güzel bir günde bizlere çok yer verdiğiniz için. Edin. Hepinize çok enerjik bir pazar günü diliyorum. Biz de öyle hocam. <laughs>